Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir seriye başlıyoruz. Bu seriye ne ad verebileceğimi bilmiyorum. Ama seriyi anlatayım nasıl olacak diye. Gördüğünüz gibi tamı tamına 5 tane araç var arkadaşlar. Wingo, Winford, Guido, Luigi ve bu aracın adını unuttum neydi? Onu hatırlamıyorum. Ve bu gördüğünüz araçlar hakkında, yani bu seride koyduğum araçları iyi ve kötü olarak eleştireceğim. İyi yanlarını, kötü yanlarını. Böyle bir seri olacak ve serinin ilk bölümüyle sizlerleyiz arkadaşlar. Evet, ilk arabamızı eleştirmeye başlayalım. İyi ve kötü yönlerinden. İlk önce arkadaşlar, Guido diyorum. Wingo gerçekten çok güzel bir araç. Spoiler'ı çok güzel, rengi çok güzel, yeşilin tonu, lastiği çok güzel. Şu arkasındaki nitro çok güzel özellikle. Farları çok güzel. Her açıdan güzel. Özellikle şu moru çok güzel. İyi ki koymuş Cars şey yapmaları, yapımcıları. Şurada da grafiti gibi bir şey var. Yazıyor bir şey. Japonca mı artık bilmiyorum ama. Lastikleri çok güzel gerçekten. Bu iyi tarafından eleştirilme şekli. Diğer yandan kötü tarafından eleştirirsek bakarsınız arkadaşlar, Wingo'nun çok kötü yanından eleştirecek bir şey yok. Yanı yok. Ama sanki şöyle olsa daha iyi olabilir dediğimiz nokta yok aslında. Wingo gerçekten çok güzel bir araç. Hatta şurada da böyle yere böyle eğimli şeyi var. Bu açıdan da gerçekten çok güzel. Farları falan. Gerçekten 10 numara 5 yıldız araç. Şöyle aracı koyalım ve diğer aracımıza geçelim. Winford. Artık ben de her sarı lacivert aracı beğeniyorum. Bu da büyük ihtimalle Fenerbahçeli olduğumdan kaynaklıdır. Neyse, takım işine girmeyelim. İlk önce renklerini beğeniyorum. Şurada turuncu renkleri var. Zaten sarı rengi var. Sarı lacivert. Arkaya doğru lacivert. Şurada turuncu renkleri. Beyaz renkleri şuralarda da. Şöyle göstereyim. 64 numaralı bir araç. Cars 1'den kalma. Renkleri çok güzel. Zaten RPM sponsorunun araçları çok güzel oluyor. Tasarım falan olarak, renk olarak. Renk uyumu falan olarak. Şöyle bakarsanız özellikle lastiğindeki sarı lacivert şeritler gerçekten çok güzel. Gerçekten bu da harika bir araç. Tabii ki hep iyi araçlar olmayacak bu seride. İyi araçlar da olacak, kötü araçlar da olacak. Şurada da RPM yazıyor. Bu da çok güzel. Başka da denecek bir şey yok aslında aracın. Bakın şöyle göstereyim. Evet, diğer aracımıza geçelim. Guido ve Luigi. Evet, bakarsanız zaten ya bunlar araçlar biliyorsunuz arkadaşlar, İtalya'dan geldi. Ne olması gerekir? İtalyan tarzı olması gerekir. İlk önce Luigi ile başlayalım. Luigi gerçekten İtalyan tarzı bir araç. Biliyorsunuz İtalya'da da böyle beyaz kenar lastikli araçlar olur. Bakın Guido diyorum. Luigi'ninki de öyle. Şöyle göstereyim. Gerçekten güzel bir araç. Şöyle göstereyim. Tasarım olarak. Guido'ya gelirsek, yani İtalya'da zaten İtalya denince aklımıza en son gelen şey forklift ya zaten. Bu pidiler dediğimiz. Ama güzel zaten böyle Luigi'den de çok büyük olmasını beklemiyoruz yani. O yüzden güzel olmuş yani. İkisi yani İtalya'dan gelme oldukları için radyatör kasabası olarak güzel olmuş. Ve diğer aracımıza geçelim. 92 numaralı araç. Spooter Stop sponsorluğunda. Ve bu arkadaşlar benim en nefret ettiğim Cars 1 yarışçı aracı. Yani çok kötü yani renkleri. Yani turuncuyla yeşil rengin uyumu falan.
tek işte lastiklerin kötü yönü demeyeyim, bu iyi yönü. Lastikleri böyle biraz siyah, onu beğendim. Sonra işte böyle yani, beğendiğim tarafı yok yani. Şurada beyazlık var böyle şurasında. Böyle deniz yosunu gibi şey var. Yeşili var arkadaşlar. Turuncu rengi var. Gene biraz idare eder bir araç ama bana göre kötü bir araç. Zaten genellikle Kars 1'in yarış araçları gerçekten güzel oluyor. Ama bu araç ne diyeyim yani, aralarından en kötüsü ama gene idare eder bir araç. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu seriden istiyorsanız aşağıya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bunun gibi yeni içerikler istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz video fikirlerinizi. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.